Herkese merhaba arkadaşlar. Sorun Var video serimizin yeni bir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu seride Evrim Ağacı soru ve cevap platformuna gönderdiğiniz sorulardan bir seçki yapıyoruz ve onları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bugün yine sizlerden gelen harika sorular seçtik. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Keyifli seyirler. Başlayalım. Özgün Kabacaoğlu sormuş. İnsanların deri renklerinin farkı nereden kaynaklanıyor? Çok güzel bir soru. Tam da Amerika'daki bu ırkçılık gündemiyle ilişkili bir soru. Aslında cevabı çok basit. İki farklı vitamin arasındaki dengeden kaynaklanıyor. Biri D vitamini, diğeri de bir çeşit B vitamini olan folik asit. İnsanlar D vitamini de üretmek zorundalar, folik asit de barındırmak zorundalar vücutlarında. Ve güneş ışınları bu ikisinin üretimi ve parçalanmasıyla doğrudan ilişkili. D vitamininin üretilebilmesi için vücudumuza güneş ışınının gelmesi gerekiyor. O nedenle çocukların gelişimi sırasında falan güneş almaları önemli mesela, ya da yaşlıların falan. Çünkü D vitamini kemik gelişiminde, kemik onarımında çok önemli bir vitamin biliyorsunuz. Diğeri ise folik asit. Folik asit neden önemli? DNA onarımında, DNA üretiminde rol alıyor. İşte özellikle çocuklarda gelişim, ana rahmindeki gelişim sırasında nöral tüpün oluşması gibi çok önemli gelişimsel olayların mümkün olmasını sağlıyor. Dolayısıyla folik asidin yeterli miktarda bulunması gerekiyor ve D vitamininin de üretilmesi gerekiyor. Şimdi D vitamininin üretilebilmesi için güneş ışığı gerekiyor dedik, ama aynı güneş ışınları ve onlar içerisindeki mor ötesi radyasyon folik asidin parçalanmasına neden oluyor. Yani güneş ışığına çıktığınız zaman hem D vitamini üretmeye başlıyorsunuz hem de folik asitleriniz parçalanmaya başlıyor. İşte bu ikisi arasındaki dengenin tutturulması gerekiyor. Ve insanın evrimsel geçmişine baktığımız zaman bunu yapılmasının ana mekanizmasının melanin üretimi olduğunu görüyoruz. Melanin ne? Bir pigment. Melaninden ne kadar çok üretirseniz deriniz o kadar koyu renkte oluyor. Çünkü melanin adeta bir koruyucu kalkan görevi görüyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer güneş ışınları çok dik geliyorsa, mesela ekvator ve civarındaki bir bölgede yaşıyorsanız, folik asidin parçalanmasına engel olmak için melanin miktarınızın arttırılması sizin için bir avantaj oluyor. Yani daha koyu derili olanlar evrimsel süreçte seçiliyorlar ve dolayısıyla o bölgede yaşayan canlıların, özellikle de primatların derileri daha koyu renkte oluyor. Daha kuzey enlemlere çıktığınız zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Güneş ışınları daha eğik açıyla gelmeye başlıyor. Dolayısıyla folik asit o kadar hızlı parçalanmıyor ve bu defa D vitamini üretiminin arttırılması gerekiyor güneş ışını azaldığı için veya daha eğik açıyla geldiği için. Dolayısıyla ne oluyor? Melaninin parçalanması ve derinin daha açık bir renge ulaşması. Aslında derinin renginin açılması ve koyulaşmasıyla ilgisi yok bunun. Melanin zırhının azaltılmasıyla ve D vitamini üretiminin teşvik edilmesiyle ilgisi var. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde ne oluyor? İnsan olan ve insan öncesi atalarımıza baktığımız zaman, Afrika'da evrimleştiğimizi bildiğimiz için dünyadaki bütün insanlar Afrika'da evrimleştiler. Ve bu Afrika'da yaşayan atasal insan popülasyonlarında deri renginin siyah olduğunu görüyoruz. Koyu renkte olduğunu görüyoruz. Ama bu insanlarda beyazlara ait olduğu söylenen, beyazlığa neden olan genlere baktığımızda o genleri de buluyoruz. Peki ne oluyor? Afrika'dan bu insanlar çıkmaya başlayıp da daha kuzey enlemlere ulaşmaya başladıkları zaman bu beyazlıkla ilişkilendirilen ve melanin miktarını azaltan genlerin faaliyetinin arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da melanin azalıyor ve deri rengi açılıyor. Böylelikle vitamin üretimi dengelenmiş oluyor. Olay aslında bundan ibaret. Ama bunun sosyolojik etkilerine baktığımız zaman, politik etkilerine baktığımız zaman akıl almaz sonuçlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Sırf farklı enlemlerde yaşayan insanların derisindeki D vitamini üretimi dengelenebilsin, uygun bir şekilde sağlanabilsin diye. Bu açıdan bakıldığı zaman ne kadar bayağı, ne kadar düşük seviyeli bir bahane olduğunu görebilirsiniz. Deri renginin dolayısıyla oldukça biyolojik, oldukça anlaşılır nedenleri var. Ama bunun sosyolojideki uygulamalarının o biyolojik nedenlerle hiçbir alakası olmadığını, işte zekadır vesairedir, üstünlüktür, alçaklıktır gibi olgularla hiçbir şekilde ilişkili olmadığını görüyoruz. Çok basit bir vitamin üretim problemi yani. Umuyorum bu perspektif size anlamsız düşüncelerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Devam edelim. Sebahattin Toksöz sormuş. Evrimsel olarak din nasıl ortaya çıktı?
Bu da çok güzel bir soru. Çok büyük bir soru tabii ki. Öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Evrimsel olarak sormuş olmasına rağmen okurumuz. İki şekilde var olmuş olabilir dini inançlar. Birincisi, bir yaratıcı vardır. O yaratıcı insanlarla irtibat kurar ve der ki sen bunlara inanmak zorundasın. Bunlar benim kurallarımdır der. Yani dini öğretilerin argümanlarını düşünün. Ve bu şekilde olmuş olabilir. Veya insanlarda ve insan olmayan diğer hayvanlarda bu tür inançlara sahip olmak, dini inançlara sahip olmak evrimsel bir avantaj sunmuş olabilir ve o seçilerek günümüze kadar gelmiş olabilir ve günümüzde üzerine inşa ettiğimiz kültürel dini yapı da o biyolojik kökenin bir uzantısıdır. Tabii ki bu iki görüşü birbiriyle birleştirmek de mümkün. Yani Tanrı çeşitli inançları veya çeşitli şeylere inanmayı mümkün kılmak için evrimsel süreci kullanmış olabilir, araç yapmış olabilir. Bu tür teolojik yorumları, din felsefesi yorumunu siz izleyicilerimize bırakıyorum. O artık kişinin kendisinin içerisinde çözmesi gereken bir konu. Ama gene de güzel bir soru. Evrimsel açıdan neden bir şeylere inanmak avantajlı olsun? Burada sözünü ettiğimiz inanç şu tür bir inanç. Bir davranışı sergilersem o davranışın sonucunda ödül veya ceza alacağım. Ben bilmiyorum ki o davranışı sergilemek gerçekten bana o ödül veya cezayı verecek mi? Test edemiyorum, deneyimleyemiyorum. Başkalarından deneyim bilgisi alamıyorum. Çünkü hani ölüp de onu görmüş biri bana o deneyimini aktaramıyor. Dolayısıyla davranışlarımla sonuç arasında gerçekten bir ilişki olup olmadığını bilmiyorum. Ama ben gene de bu davranışları sergilemeye devam ediyorum. Bu tür bir inanç herhangi bir avantaja sahip olabilir mi evrimsel açıdan? Evet olabilir. Şöyle olabilir. Mesela bunu biz hayvan davranışlarında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Skinner kutusu denen bir kutu var. Skinner kutusu hayvan davranışlarını çalışmak için öğrenme prensiplerini, hayvanlarda öğrenmenin nasıl yaşandığını araştırmak için geliştirilmiş bir kutu. İçerisinde bir düğme veya kol var. Hayvan o düğmeye veya kola bastığı zaman yiyecek veriliyor ona, otomatik olarak düşüyor ve siz bu yiyeceğin düşme sıklığını ayarlayabiliyorsunuz veya mesela işte elektrik şokuyla, belli bir kokuyla vesaire ilişkilendirebiliyorsunuz. Çeşitli ilişkilendirme deneyleri yapmanızı sağlayan bir kutu. Normalde işte bir kere bastığında yemek düşüyor, üç kere bastığında üçüncü basıştan sonra yemek düşüyor gibi şeyler ayarlamanız mümkün. Ama araştırmacılar rastgele bir düzen uyguladıklarında bu tuşa, mesela bir kere basıyor, düşüyor. Ondan sonra 3 kere basıyor, 3. basıştan sonra düşüyor. Sonraki 2. basıştan sonra düşüyor ve bu sayı sürekli değiştiğini hayal edin. Hayvan onu anlamlandıramadığı için kendi davranışlarıyla yemeğin gelmesi arasında bir ilişki kurmaya çalışıyor. Veya bu ilişki ortaya çıktığı anda, sahte bir ilişki bile olsa bu, o davranışla o besinin gelmesi arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor, o karara varıyor. Bunu öğreniyor yani. Mesela bu ne olabilir? İşte güvercin bir basıyor, ondan sonra düşüyor, sonra tekrar basıyor, düşmüyor. İşte kendi etrafında bir tur atıyor mesela diyelim ki. Buna yer değiştirme davranışı deniyor bu arada. Stres altındaysa bir hayvan, yer değiştirme davranışı dediğimiz alakasız, o stresle ilgili olmayan davranışlar sergiliyor. Mesela kafanızı kaşımayı düşünebilirsiniz. Volta atmayı düşünebilirsiniz mesela telefonla konuşurken. Bunlar hep yer değiştirme davranışıdır. Yer değiştirme davranışı sergiliyor ve sonra iki defa basıyor ve hop yem düşüyor. Ondan sonra bir iki defa daha bu tamamen tesadüf eseri tekrar ediyor. Kendi etrafında döndükten sonra yem düşüyor. Aslında arasında hiçbir ilişki yok. Bunu deneysel olarak ispatlayabilirsiniz. Kendi etrafında dönmesiyle o yemin gelmesi arasında. Ama hayvanın kafasında o bir kere yer ettikten sonra hep basmadan önce kendi etrafında dönüyor, ondan sonra basıyor. Düşüyor veya düşmüyor. Kendi etrafında dönüyor. Ve ya bu pekiştirilmezse eğer yeterince tabii ki bir süre sonra kaybolabilir. Ama rastgele olduğu için süreç yeterince sık bir düzeyde pekiştiriliyor. Ve güvercin o davranışıyla kendi etrafında dönmesiyle yemin gelmesi arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Ve ona inanıyor. Aslında arada hiçbir ilişki yokken. Aynı şeyi şempanzelerde görüyoruz. Fırtına geliyor mesela. Fırtına korkutucu bir unsur şempanze sürüsü için ve içlerinde korku birikiyor ve bunlardan bazıları, özellikle de daha baskın olan erkekler şempanze grubu içerisinde, öfkeyle ifade ediyor. Yere vuruyorlar, gidiyorlar, ağaçlara vuruyorlar, işte bağırıyor, çağırıyor vesaire. Belirli bir davranışı sergiliyor. Ve normal hava durumunun kendi gelişimi içerisinde fırtına açılıyor. Bu birkaç defa tekrar ettiği zaman şempanze sürüsü içlerinden bir tanesinin bu davranışının fırtınayı çözen, fırtınadan kurtulmalarını sağlayan şey olduğunu inanmaya başlıyorlar. Ve bir sonraki fırtınada o bireyi işte ileriye itiyorlar, gitmesini istiyorlar, aynı davranışları sergilemesini istiyorlar. Bu gerçekten çok ilginç bir durum. Aslında elbette şempanzenin o davranışlarıyla hava durumu arasında hiçbir ilişki yok. Bunu bilimsel olarak ispatlayabiliriz.
Ancak önemli değil, fark etmiyor. Şempanzeler o tür bir inancı sergiledikleri zaman fırtınanın çözüldüğünü düşünüyorlar ve onu tekrar ediyorlar. Bu tür davranışlara ritüelizasyon diyoruz. Yani davranışla sonuç arasında bir ilişki olmamasına rağmen o davranışı sergileme durumu. Şimdi bunun belli başlı avantajları var elbette. Çünkü gerçekten fırtınayı çözen şey oysa mesela, çünkü şempanze bunu bilmiyor olabilir şempanzeler, onu sergilememek dezavantajlı olurdu. Dolayısıyla sergilemek yani çok ciddi bir kayba neden olmadığı için onu sergilemek avantajlı. Hatta bu tür bir düşüncenin din felsefesinde, teolojide de Pascal kumarı olarak bilinen bir karşılığı var. Tabii ki buna verilmiş yine din felsefesi tartışmalarında birçok cevap var. Şimdi detaylarına girmeyelim, o çok ayrı bir konu çünkü. Ama önemli olan evrimsel uyum başarısı açısından bu davranışı sergilemenin maliyeti düşük. Ama farkında olmadan gerçekten o davranış o sonuca sebep oluyorsa, o zaman hem yemek alıyorsunuz hem ürkütücü bir şeyden kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla belirli avantajları var. İşte evrimsel psikoloji perspektifinden bakıldığı zaman günümüzde dini sistemler olarak adlandırdığımız inançları, yani belirli davranışları sergilersek şunlar bunlar olacak, bunu gösteremiyoruz ama halen o davranışları sergilemeliyiz, sergilemeye devam etmeliyiz düşüncesinin bu tür bir kökere sahip olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili olarak günümüzde halen bir dolu araştırmalar devam ediyor. Çeşitli deneyler, psikoloji deneylerine başvuruluyor vesaire. Daha öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Ancak ritüelizasyon davranışı, İnsanların varoluşunun çok önemli parçalarından biri olan dini inanç kavramının kökeninde yatan unsur olduğuna dair çok güçlü bulgular var diyebilirim. Bununla ilgili daha anlatılması gereken çok fazla detay var, tekrar ediyorum. Dolayısıyla bu sadece bununla ilgili değildir, bu sadece bundan ibaret değildir. Ama bu en azından evrimsel psikoloji perspektifinde din gibi bir sistemin nasıl var olmuş olabileceğini, doğal süreçlerle nasıl var olmuş olabileceğini izah etmemizi sağlayan bulgulardan bir tanesi. Devam edelim. Uğur Kartal sormuş. Doktorlar hastalık ve anomalileri tedavi ederek insan evriminin ilerlemesini engellemiş olabilir mi? Oo, evet. Bu da çok ilginç bir soru ve çok sık tartışılan, çok sık sorulan bir soru. Ve cevabı evet. Yani aslında tıbbi müdahalelerle, bilimsel, teknolojik gelişmelerle doğal seçilimin etkilerini büyük oranda kırdık. Burada asıl önemli olan soru, evrimin işlemesi mi daha önemli? Yoksa biz insanların işte daha mutlu, daha huzurlu, daha eşit, daha adil bir ortamda yaşaması mı daha önemli? Aslında sorunun özündeki noktanın bu olduğunu anlarsak, ilk etapta sanki kötü bir şey yapıyormuşuz gibi gelen şeyin aslında o kadar kötü olmadığını anlayabiliriz. Yani tıbbi olarak, bilimsel olarak müdahaleler sayesinde evet ömrümüzü uzattık, işte çeşitli hastalıklar artık bizi öldürmüyor vesaire. Ve bunun doğrudan etkisi o doğal seçilimin kırılmış olması. Yani belirli hastalıkların popülasyon içerisinde kırılması engellenmiş oluyor. Ama buna karşılık ne yapıyoruz? O insanların işte sefalet içerisinde yaşamamasını sağlamış oluyoruz. Acılar çekmemesini sağlamış oluyoruz. Bunun bize çok ciddi bir yükü de yok insanlık olarak, bütün kolektif olarak düşünecek olursak. Ayrıca her birimiz o duruma düşme ihtimaline sahibiz ve biz sosyal bir türüz. Biz sadece biyolojik bir tür değiliz, sosyal bir türüz. O yüzden deri renginin anlamının sosyolojideki yankıları çok önemli mesela. Bunu anlamamız ve buna karşı ayak diremememiz çok önemli. Çünkü insanlar o biyolojik olguyu kullanarak sosyolojik argümanlar üretiyorlar. Veya din olgusunda da aynı şekilde. Bunun biyolojik kökenlerini anlamamız çok önemli. Bu illa bizi dinsizliğe sürüklemek zorunda değil. Daha ziyade bunun nereden geldiğini anlamamızı ve buna bağlı olarak insanları birbirinden ayrıştırmamamız gerektiğini anlamamızı sağlayacak bir unsur mesela. Aynı şey tıbbi müdahalelerin evrimsel sürece de aynı zamanda bir müdahale olmasını anlamakta da karşımıza çıkıyor. İlla böyle bir şeyin olması o yaptığımız uygulamaların yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Gayet doğru uygulamalar da olabilir. Önemli olan biz neye değer veriyoruz insanlık olarak. Ayrıca şunu da anlamak lazım. Yani eğer belirli hastalıklar elenecek olsaydı, elenecek kadar tehlikeli olsalardı çoktan elenmiş olurlardı zaten. Bazı daha güncel hastalıklar var elbette ama bununla ilgili daha önceden bir video çekmiştim zaten. Zararlı özellikler popülasyonda neden korunuyor diye. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Çünkü bunun birçok nedeni var. Ve günümüzde gördüğümüz hastalıkların büyük bir çoğunluğu zaten bu şekilde evrimsel süreç halen aynen işiyor olsaydı bile elenmeyebilecek olan hastalıklar. Çünkü mesela bazıları üreme çağından sonra ortaya çıkıyor mesela. Dolayısıyla sen o genleri zaten çoktan aktarmış oluyorsun o hastalık ortaya çıkana kadar.
Birçok hastalık çekinik genlerden kaynaklanıyor mesela. Dolayısıyla popülasyon içerisinde korunuyor. Üzerinde bir seçilim baskısı oluşamıyor çekinik karakter olduğu için. Bu şekilde sebepler açısından düşünecek olursak, yani Mevlam Kayıra diye salmış olsaydık bile o hastalıkların illa elenmesi şart değildi. Bunu anlamak gerekiyor. Ve tabii ki biz insanlık olarak kurduğumuz medeniyet, inşa ettiğimiz medeniyet açısından bakacak olursak, en azından benim perspektifim bu. Tabii ki hastalıklarla mücadele edeceğiz. İnsan ömrünü arttırmaya çalışacağız. İşte insanların daha iyi hayatlar yaşaması için onların hastalıklarını çözmeye çalışacağız. Bence bununla ilgili olarak evrimsel bir argüman üretmeye çalışmak çok anlamsız bir çaba. Ama tabii ki tartışmaya değer bir konu. Devam edelim. Metehan Parıltı sormuş. İnsan dışındaki canlılarda aşık olur mu? Gene çok güzel bir soru. Şöyle cevaplayayım. Biz insanlarda gördüğümüz duyguları belirli kategorilere koyuyoruz. Ama o kategorilerdeki deneyimleme biçimimiz biz insanlarda diğer hayvanlardakine göre biraz daha farklı ve fazla diyelim. Mesela aşk dediğimiz şey, sevgi dediğimiz, bağlanma dediğimiz unsurları bir araya getiren bir davranış nihayetinde. Bunun evrimsel kökenlerine baktığımız zaman cinsel birleşme ihtimalini arttıran, işte yavru bakımını pekiştiren çeşitli evrimsel avantajları var. Tıpkı az önce hani din konusunda konuştuğumuz gibi, yani bu tür ilahi gibi gelen duyguların, böyle işte coşkuyla yaşadığımız duyguların kökenlerinde ne tür biyolojik unsurlar olabilir diye baktığımızda karşımıza işte bağlanma, yavru bakımı, cinsel birleşme ihtimalinin artması gibi bazı biyolojik fonksiyonlar yattığını görüyoruz. Şimdi bunları ayrıştırdığımız zaman hayvanlarda aşk ile ilişkilendirilen unsurların bir kısmını görmemiz mümkün elbette. Mesela en önemlisi bağlanma, değil mi? Mesela kedileriniz, köpekleriniz size bağlanıyor. Hatta hep haberlere falan da çıkıyor. Hani ölen birinin ardından köpeğinin yas tutması, mezarının başında yatması vesaire gibi olayları hep duyuyoruz zaten. Bu tür bir bağlanma aşkın en önemli parçalarından bir tanesi. Ölçtüğümüz zaman hayvanlarda o bağlanmaya sebep olan unsuru, tıpkı insanlar aşık olduğunda olduğu gibi, oksitosin seviyelerinin, oksitosin isimli bir hormonun, bağlanmayı sağlayan hormonun seviyelerinin benzer şekilde arttığını görüyoruz mesela. Bu açılardan o hayvanlarda aşkın önemli bir parçasının olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii bağlanma sadece yeterli mi aşk için? Hayır, muhtemelen değil. İşte o kişiye yönelik belli cinsel dürtüler hissetme olsun, işte o kişiye yönelik coşkun bir sevgi duyma olsun. Bu tür ek unsurları hayvanların sevgisinde, aşkında şimdilik tespit edemiyoruz. Tabii ki burada çok ciddi sıkıntılar da var. Bir hayvanın beyninde neler olup bittiğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun beynine girip onun deneyimlerini deneyimleyemiyoruz. Belki çok farklı bir şekilde deneyimliyorlar aynı hisleri veya bizim o hayvanın bedeninde aşk olarak deneyimleyeceğimiz şey çok daha farklı bizim kendi bedenimizde deneyimlediğimizden. Bu tür bazı felsefi problemler var işin önünde. Ama genel olarak diğer hayvanlarda da en azından sevgi ve bağlanma noktasında benzeştiğimizi söyleyebiliriz. Aşk dediğimiz şey var mı? Şu anda bilmiyoruz. Muhtemelen o düzeyde bir sevgiyi deneyimlediklerini anlamamızı sağlayacak unsurları göremiyoruz hayvanlarda. Belki biz yanlış yere bakıyoruz, belki biz yanlış soruları soruyoruz. Ama en azından şimdilik bakış biçimimizi değerlendirecek olursak bağlanma var, sevgi var ama aşk var mı bilmiyoruz. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Olabildiğince kısa bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyoruz tabii soruları. Dolayısıyla lütfen unutmayın ki bu soruların çok daha fazla detayı var. Hatta işte aşk ile ilgili olsun, dinin tarihiyle ilgili olsun, deri renkleriyle ilgili olsun. Bugün ele aldığımız konuların neredeyse hepsiyle ilgili Evrim Ağacı'nda çok uzun makaleler var. Çok fazla sayıda kaynaktan derlediğimiz makaleler var. Hatta aynı konuya dair birden fazla makale, bir seri halinde makale dizisi yazdığımız oluyor. Dolayısıyla lütfen burada verdiğim cevapları bu konuların nihai cevapları gibi düşünmeyin. Sadece sizlere bu konular hakkında kafa yormak için bir başlangıç noktası olarak düşünün. Ve eğer aklınızda sorular varsa, eğer insanların sorularını cevaplandırmak hoşunuza gidiyorsa, bilim komünitesine, bilimsever cemiyetine fayda sağlamak isterseniz, Evrim Ağacı Soru ve Cevap platformuna hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız, verdiğimiz cevapları üzerinde düşünmeye değer buluyorsanız etrafınızla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanala şimdi abone olarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilimle kalın.